Herkese merhaba. Grev sürecimiz bize çok şey öğretti. Desteğinizle sadece bir gazetecinin talepleri için alanda olmadığımızı anladık. Eşitsizlik ve haksızlıktan doğan tüm mücadelelerin bir parçası olduğumuzu fark ettik. Bu noktada en çetin savaşı veren biz kadınlar için bugün burada olmak bize güç ve umut veriyor. Kadınlar Günü sadece kutlamak için değil, sesimizi duyurmak için bir fırsat. Çünkü sesimizi her duyurduğumuzda inanıyorum ki dünya değişmeye bir adım daha yaklaşacak. Ve unutmamalıyız ki bu mücadele sürecinde hiçbir zorluk, dayanışma ve kararlılıkla üstesinden gelemeyeceğimiz kadar büyük değil. Kadınlar olarak haklarımız için mücadele etmeye devam etmeliyiz, ediyoruz, edeceğiz. Mikrofona kodireci dayı kara uşandıkın. Ben de öncelikle barış anaların adına bütün kadınların, özellikle bu ülkede yaşayan, zulüm gören, yokluk gören, safalet gören 8 Mart'ı kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Bu coğrafyada savaş, afet gibi deneyimlerimizden iyi bildiğimiz üzere bu tür krizleri, bu tür kriz dönemleri kadınların ve LGBT artıların patriarkal sistemde maruz bırakıldığı yapısal eşitsizlikleri, ayrımcılığı derinleştiren dönemler. İşte afet için feminist dayanışma da depremin hemen ardından tam da bu nedenle bu görünmeyen ayrımcılığı, artan emek sömürüsünü, iyice normalleşen şiddeti görünür ve konuşulur kırmak için kuruldu. İlk günlerde derdimiz insani yardım malzemeleri gönderilirken kadınların unutulmasını önlemeye çalışmaktı. Çünkü kadınlara da diğer aile fertlerinin ihtiyaçlarını öncelemekten kendilerini unutmak öğretilmişti zaten. Kendimizden biliyoruz. Mesela neden çocuk bezlerinden dağlar oluşurken kadın pedi yetersizdi? Neden bir evde 3 kişi renk doluyorken bir paket yeter diyebiliyordu ihtiyaç yazdıran erkek? Neden erkekler çocuklarının yaşlarını, giyeceği kıyafetin boyutunu, bebeğin yiyeceği mamayı bilmiyordu? Kimse süpürge dağıtmazken nasıl oluyordu da kadınların çadırı her gün silip süpürmesi bekleniyordu? Çadır o kadar hızlı eve dönüştü ki içinde kadınlar şiddet de gördüler. Onca yoksulluğa rağmen her gün hazır sofra, temiz çamaşır da beklendi onlardan. Merhaba sevgili kadınlar. Erkek egemen sistemin dayattığı rolü ters yüz ederek yasını ve direnişini kamusal alana taşıyan ve bu direnişi kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere kadar getiren Cumartesi anneleri adına hepinizi selamlıyorum. 8 Mart öncesinde dünyanın her yerinde kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konuşulurken bizler de göz altında kaybedilen kadınları tekrar hatırlatmak istedik. Makbule Öktem, Ayten Öztürk, Rıdda Yavuz, Sedika Dal, Hamide Şarlı, Hatun Işık, Yeter Işık, Elif Işık, Gülizar Serin, Lütfiye Kaçar, Gülnaz Tatu, Kadriye Tatu, Ayşenur Şimşek, Hatice Şimşek, Şükran Daş, Fahriye Mordeniz, Zozan Eren, Neslihan Uslu ve Konca Kuriş güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak katledildiler, kaybedildiler. Bunlar sadece İnsan Hakları Derneği'nin ulaşabildiği isimler. Kaç kadının gözaltında kaybedildiği ise hala bilinmiyor. Kaybedilen kadınların başlarına neler geldiğini bilmeye, hakikati öğrenmeye hepimizin hakkı var. Hangi tarihte yaşanmış olursa olsun, gözaltında kaybedilen kadınlar gerçeğiyle yüzleşmek, cezasızlığı sonlandırmak ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini sağlamak mevcut iktidarların görevi olduğunu hatırlatıyoruz. Lan vazgeçmeye,